Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Çakır Karı iksir kasma videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar Hızlı bir şekilde kare iksir nasıl kasılır Bunun üzerine biraz konuşacağız Biraz göstereceğiz Biraz izleteceğiz böyle bir şeyler yapacağız Arkadaşlar şimdi 6500 karı iksiri var Bu köye bebe karı iksirin Hepsini almaya çalışacağız Öncelikle toplayıcıları Bir alıp işimi garantiye Almak istiyorum İkinci yapmanız gereken Havaya sıkan birimleri teker teker indirmemiz lazım Dışarıda gördüğünüz mesela böyle Okçu kulesi büyücü kulesi Mesela e, ben şu Büyücü kulesini nasıl keserim Abi bir tane şey bırakırım Bebe geceler arkasından iki tane balon Onu indirir ve Arkasındakini bile keser şu hava savunması Olmasa Evet şimdi kenarı almaya devam edelim Bakın şuraya bir tane bırakacağım hava savunması onu gördüğünde iki tane <laughs> balonumuzu yollayacağız. O balonlar oraya yetişemedi. Çünkü bebe geciler dışarı gitti abi. Nasıl edek şimdi bizde şans yok hacı abi. Evet amacımız neresi? Kariksir deposu arkadaşlar. Ve klan kalesi. Kıhalesi. Kıhalesi ve kareksir deposu. Zeppelin power'ımız da var. Zeppelin power'ı kullanmaya da biliriz. Şöyle bunu indirmek istiyorum şunu indirmek istiyorum. Bir adet öfke büyüsünü şöyle bırakacağım. Şuradaki hava savunmasını kesmek istiyorum. Burası bizim için çok da önemli değil. Şu an için yapmamız gereken sadece kara iksir deposunu ve belediye binasını kesmek sayın abim. Evet şu an onu yapıyoruz. Bizim tamam belediye binası kaldı. Onu da aldıktan sonra sıkıntı yok. Evet şu an belediye binasına da vuruyoruz. Yapmamız gereken sadece belediye binası kar deposu toplayıcılar arkadaşlar. Onları aldıktan sonra sıkıntı kalmıyor. Evet biraz bekleyeceğim. İstesem köyü üçlerdim ama ben sadece kar e odaklandım. odaklandım. Ee, komple üçlemeye de gireceğiz. Öyle bir köy görürsek gireriz. Çünkü bunda altın iksir yoktu. Sadece kar vardı ondan dolayı. E, kar iksiri alıp çıkmak istedim. Ve o şekilde yaptık ne kadar aldık? 6500. Bonusla birlikte 7000 iksir. Şimdi Sayın abicim hızlı bir şekilde iksir nasıl kasarız bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle ordunuza karar vermeniz lazım. Şimdi <laughs> ben bu orduyu kullanıyorum uzun süredir iksir kasmak için. Ee, ordumuzda ne var? 20 tane bebe geceler, 12 tane balon, 4 tane yıldırım ve bir öfke bir dondurma büyüsü var. Şimdi bu ordunun avantajı nedir? Bu avantajı hem ölü köylerde iş yapıyor hem de sağlam köylerde iş yapıyor arkadaşlar. Ölü köylerde bebe gecilerlerle dışarıyı alıp farm bir şekilde alıp çıkabiliyoruz. Sağlam köylere ise balonların da yardımıyla komplesine girebiliyoruz. Biraz önce yaptığımız gibi tam sağlam köy değildi ama o şekilde dalabiliyoruz ve örnekleriyle size göstermek istiyorum. 6000 kaliksir almışız abi. Bir bakalım. Köy ölü köy gibi yani hayatta ama toplayıcılar da olmuş. Ne yapıyoruz? İlk başta e, elimizdeki kral kraliçeyi kullanalım dedik. Ve şuradaki hava savunmasını taktik avcı uçağını kesmek için bu köşeden girdim. Normalde e, farklı bir saldırı yapıyorum. Tokmak var diye bunu yaptım. Kaya balonu olsaydı farklı bir şekilde girerdik. Zeblin olsa yine farklı girerdik. Dediğim gibi her ordunun kendine özgü bir şeyi var. Ee, burada şurayı donduracağız. Niye? Hem cehennem kulesi hem hava savunması hepsi yan yana. Bizim buradaki amacımız öncelikle kariksir almak arkadaşlar. Kariksir'in hepsini güzel bir şekilde alıyoruz. Belediye binasını da kesip ve 6000 bin... kariksir değil mi? 6000 evet bonusla birlikte 6500. Evet mesela şurada 4300 3500. Bur burada mesela sadece kraliçeye atıp çıkıyorum abi. Şunu da yapabilirsiniz. Yani örnek vereyim. Kariksir deposu var. Ben burada neye girdim? Ha ben burada hero için girdim la. Karix'in için girmedim. Şey görev vardı ya. Ee, şurada bir ne görev vardı. Bir görev vardı ya. O görevi tamamlamak için girdim. Ha, başka bir saldırı göstereyim. Ee, mesela bu o muydu? Ha. Tamam. 6200 abi. Mesela şu köye bakalım nasıl dalmışız. Bakın, iki tane toplayıcısı dolu, hatta üçü de dolu. 3 tane toplayıcısı dolu. Şimdi elimde Pekka var. Ee, Pekka görevini yapmak için dalmıştım. Ben burada ne yapıyorum? Pekka ile hava savunmalarının önünü açıyorum. Pekka ile hava savunmalarının önünü açıyorum ve balonlarla içeri doğru girmeye çalışıyorum. Şuradaki hava savunmasını ve şeyi alıyorum. Yani köyün hepsine dalmama gerek yok. Bu nedir? Ölü köye dalma taktiği arkadaşlar. Kenarları alıp çıkıyoruz. Ben tamamına dalmadım. Dikkat ederseniz sadece toplayıcılara odaklanıyorum. Ve toplayıcıları alıp çıkıyorum. Burada ne yapacağım? Burada kariksir deposuna da gitmeye çalışıyorum. Kariksir deposunu da gidip alıp çıkacağım bir belediye binası kalıyor. Ona da almamıza gerek yok. Yani bu köyün tamamına da dalsak belki alabilirdik ama ben sadece Kariksir'e odaklandım. Kariksir'i aldım çıktım. Şimdi e, bir tane daha saldırı yapacağız. E, şöyle göstereyim. Buralarda şey bırakmışım. Kupa bırakmışım. Mesela 7165 Kariksir. Bakın bu sağlam köy. Ha, toplayıcı ama şey ölü değil. Cehennem kuleleri falan çalışıyor. Şimdi burada da yine aynı taktiği uyguluyorum. İki tane pekkan var. Buradaki iki hava savunmasını hava patlatıcılarını indiriyorum. Zaten iki hava savunmasını indirdikten sonra iki tanesini de yıldırımla aldıktan sonra dört tane hava savunması ve patlatıcı inerse köyün karşısında hiçbir şey duramaz arkadaşlar. Bebe ve balon ordusunun karşısında dikkat edin. Aynı o şekilde yapıyorum. İki tanesini indirdim. Buradan sonra saldırıya başlıyorum. Bebe gecelerle giriyorum. Hatta kraliçe ile dördüncü hava savunmasını da indirmişim. Ve şeyi kullanmamışım abi. Yıldırımı hava savunmalarına kullanmamışım. Ben dedim burayı üçleyeceğim. Ondan dolayı şuraya bırakıyorum. Bakın. <laughs> yani yıldırımı kullanmadan da alabilirdim. Bu arada ezan okunuyor Arkadaşlar. Ezan okunurken biz bir saldırı daha yapalım. Kareksir bulalım. Öyle devam edelim o zamana kadar da ezan biter inşallah. Evet tam istediğimiz bir köy. Ay Allah şefaat senden. जानना बाकी आवा पत्ना थे Evet e, gördüğünüz gibi sağlam bir köydü e, yani taktik avcı falan çalışıyordu köye normal bir şekilde orduyla daldık ve üçledik abi. Yani e, bu ordunun dediğim gibi hem ölü köylerde hem de sağlam bir köyde çok avantajı var arkadaşlar. Şimdi mantık olarak ne yaptık yine aynı şekil kenarları temizledik ezandan dolayı anlatamadım kenarları temizliyoruz abi dikkat edin yani şurada bir koruyucum yoktu koruyucu olsaydı e, köyü dümdüz eder geçerdim yani daha kısa bir sürede alabilirdik çok rahat bir şekilde koruyucunun olmaması bizi biraz yavaşlattı ne yapıyorum iki tane kenarı ilk başta temizliyorum sağdan soldan alıyorum merkeze doğru gireceğim şu hava savunmasını atmadım Niye bunun seviyesi 9 muydu 10 muydu tam hatırlamıyorum onu Yıldırım indirmiyor arkadaşlar iki tane Yıldırım indirmiyor belli bir seviyeyi artık yeni belediye geldiğinden dolayı. Ben arkadakileri aldım. Hava patlatıcısını burada dondurdum. Ama şansımıza şu balon şunu indiremedi abi. Yani şunu indirse dediğim gibi çok rahatlayacaktık. Bizi çok oyaladı o hava patlatıcısı. Ona rağmen gördüğünüz gibi rahat bir şekilde üçlemeyi başardık. Ee, i̇nşallah bu orduyu kullanarak Sizlerde de rahat bir şekilde kariksir kasarsınız arkadaşlar. Kariksir kasarken şunu Unutmayın kupanın çok bir önemi yok. İşte ben kupa kasacağım, kariksiri önemseyeceğim yok. Kupayı sallayın gitsin. Önemli olan kariksir kasmak. Niye? Bakın ben daldım, üşledim. Ama bazen de kraliçeyi bırakıp çıkıyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer kupa gidiyor. Kupayı dengelemeye çalışıyorum. Peki kariksir kupası nedir abi? Kariksirin kupası kristalli ve ustalli arkadaşlar. Çok üste çıkmayın. Çok aşağı inmeyin. Kristaldan aşağı inmeyin. Usta 3, usta 2'den de yukarı çıkmayın. Usta 1 ve şampiyona gitmeyin arkadaşlar. Ee, buralarda güzel ganimet var. Hızlı bir şekilde kariksir kasabilirsiniz ve e, inşallah işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa bir like atmayı abone değilseniz abone olmayı aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada inşaat cüzsümüzde 6. işçimiz geliyor. İyi akşamlar.